estetik, plastik ve el cerrahi uzmanı Operatör Doktor Fuat Kurşun el cerrahisini anlatıyor. El cerrahisi bir dizi ameliyatları kapsayan bir uzmanlık dalıdır. Bazı plastik cerrahlar ve ortopedi doktorları tarafından uygulanmaktadır. El cerrahisi denildiği zaman hem elin yumuşak dokularına hem de kemik yapısındaki problemlere ait ameliyatlardan bahsedilir. El cerrahisinde halk arasında en çok bilinen sinir sıkışması dediğimiz karpal tünel ve kübital tünel sendromu bilinir. Bunun dışında bütün el yaralanmaları el cerrahları tarafından tedavi edilir. Bunlar arasında sinir kesileri, tendon kesileri, damar yaralanmaları, parmak kopmaları gibi yaralanmalar vardır. Bunun daha ağır şekli elin ezilme şeklinde yaralanmalarıdır. Yani hem yumuşak doku probleminin, tendon, sinir, kas probleminin olduğu hem de kemik probleminin olduğu yaralanmalardır. Bunlar tedavisi zor olan kompleks yaralanmalardır. Bir de tabii ateşli silah yaralanmalarında da üst ekstremite de sinir yaralanmaları, damar yaralanmaları ortaya çıkabilir. Bir de doğumsal olarak brachial plexus dediğimiz sinirlerin boyundan çıktıktan sonra ele doğru yayıldığı bölgede oluşan sinir ağındaki yaralanmalar vardır. Bunlar doğum esnasında yaralanabilir. Çocuklarda bazı kaslarda çalışmama durumu yani felç durumu ortaya çıkabilir. Bu da el cerrahisinin alanına girer. Bundan başka doğumsal bozukluklar eldeki sindaktili dediğimiz parmakların yapışık olması, bazı parmakların kısa olması, elin bir kısmının olmaması, hatta ön kol kemiklerinden bazılarının olmaması gibi hafif formundan en ağır formuna kadar değişik vakaları içeren bölümdür. Konjenital anomaliler dediğimiz bölüm. Düşünürdüm sanırım çok, nasıl diyeyim, dikkat çekici bir şey olsaydı. Ama ufak bir şey olduğu için zamanla geçti zaten. İzi kaldı ama gerek duymam estetiğe yani. Ya çok ciddi bir bozukluk olsaydı, ciddi bir hani bilmiyorum parmağım eksik ya yani eksik olsa da gerçi nasıl bir ameliyat yapılır onu da bilmiyorum ama ya boyutuna bağlı. Herhalde çok ciddi bir şey olsa yapardım da onun dışında yani bir kesik için yapmazdım.